son öğün. Ağır ceza reisi vuruşmaya giderken sadir bir göz yapışıyor kırmızı yakasına. Kırmızı yakaları var mı yardım cübbeleri? Fransız ihtilalinden kalma. Burslu okuduğu yıllardan kalma ceza reisinin garip bir tarafı var. Karşılarına çatınca bir çocukluk dolduruyor yüzünü. Ürkünç bir uğursuzluk. Gülümsediği insan. Garip bir tarafı var varinin. Makam arabasına binerken her seferinde bakır bir dudak karışıyor kırmızı saçlarına. Saçlarını parmaklarıyla taradığı zamanlar bu dudak öpüyor onu. Hayır, şakir. Sakin göz görünmüyor yargıca. Kendini valiyet vermiyor bakır dudak. Görmüyor alay komutanı tedbir alırken gönlüne bir damla civanın sızdığını, bir gözyaşı, bir ukde anlamı kazanarak. Kimse görmüyor buruşuk pardesüyle bir babanın kırılgan bir yelpaze olduğunu akşama girince. Karısı katlanmış kilimlerle uyum içinde kolunu büküyor, dayıyor elini yanağına. Büyük kız kanepede bu ara bir göl gezintisine çıkmıştır. Kelebek ölülerinden bir ırmakta sürüklenmektedir. İsimlikli oğlan. Kız için sırlara karışmaktır. Bir gölün ortasında olmak. Erkek kardeşin bir türlü varamaz herhangi bir sırla. İki yanında neden akar binlerce bu kelebek? Binlerce kanatlı çevirge neden uçar beynin yukarısında? Hem de sola inmiyor. Önce çalılar geçiyor çocukların boğazından. Sonra ağaç kökleri yırtıyor damarlarını. Bütün aile. Dışarıda soğuk. Safirden, bakırdan, civadan bir gece uçuyor. Gece uçarken kulaklarına dökülüyor bekçinin. Bekçi mavi zehir şiddetinden ürün çalarak bir soru soruyor karanlığa. Bütün cevaplar sendedir, saklama diyor karanlık ona. Bekçi en saf yerinden bir banka görüşünü, bir piyango bileti çıkarıp gösteriyor. Çocuğunu gösteriyor lisebedeki oğlana. Sonra acılı olduğu açıkça anlaşılan bir kadına bıyık vuruyor. Buruk bir sabah başlıyor. Acılı olduğu açıkça anlaşılmayan dünyada. Ağır ceza reisi Santa Lucia söylüyor tıraş olurken. Maliyet memurundan beri aksatmadan yaptığı gibi bari sabah sabah parlatıyor zaten pırıl pırıl olan siyah kondralarını. Kışada alay komutanı barakaların kar altında öksüz duruşlarına bakarak susuyor. Söylemiyor bildiği tek şiirin. Güzel olan hiçbir şey hülasa edilmemiş. Demiş çünkü Valeri. Çünkü serbest düşünme vakti zamanı geçti artık. Şimdi mesai saati. Disiplin kurulu toplantısı var. Arşiv ve sicil belgeleri damgalanacak. Tayinler imzaya girecek. Teftişe girecek generaller. Rüya okşamış. Tevrat gibi kelimeler gündemin dışında. Yurttaşlar uygun adım çalışmalarıyla söktüler tarihe gelen küresinin yerinden. Pusula kozlar açtıkları boşluğa titreyen korkak imresiyle bu pusula kuzeyi gösteriyor. Serbest düşünme zamanlarında. Safir bir göz görünce karıştırıyor yani. Tırnaklarını yiyor. Bakır bir dudakla yaklaşınca. Kim adam bir gözyaşı bari olsun istiyor bütün mesai boyunca. Buruşun parçası adam dalgın. Gittikçe daha dalgın. Elinde cetvel, masada hesap makinesi, pusula yetmiyor dibe dalmasına. Bağlıyor kalın bir kurganla beline
ağır bir sardı. Sağlıyor kendini, yeşil yosunların, kırmızı balıkların, uçan kabarcıkların büyüklüklerine. Orada bir sandık buluyor. Yakutlar, altınlar, pırlantalar. Adam dibe yemek için beline bağladığı sandığını keşfediyor yine uğraştığında. Öyleyse adamın eyvah, işidir yüreği. Eve dönmesine gerekçeyi bulamayacak bir daha. Eyvah, çattı kaşlarını, ayağa kalktı yargıç. Elindeki kalemi gülümsü bakıracak. Atıldı öyle denize doğru dizelimdeki olan. Denize, yakuta, entegre hesaplarına. Kardeşim diye ayrıldı hava sargasından. Fırladı kanepeden. Kopardı kafasını renkinin. Safirden bir bahtayla. Annelerin mutfakta kalan son bakır sahanı alüminyum olanına değiştirdi. Besrani bitimine on kala istifa etti bari. Çamurlu bir yoldan yayan yürüdü sınıf arkadaşı olan Nalbantlı Mükemmel. Alay komutanı oğlu için otomobil satın aldı. Merkür marka. Kış geçti. Ötürü kamplarıyla. Geçti cumartesi. Hiçbir şey söylemeyen sözlere varmak için her şeyin sonuna kadar söylenmesi gereken incir, yarpuz, karamela, la, havle ve la, kuvvete, illa, illa. Güzel seyircileri seslendiren Murat Tural Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi...